Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin önceki gün almış olduğu kararın yankıları sürüyor. Federal Mahkeme, Gürcistan Bölgesel Yönetimi'nin anayasada saklı teminat altına alınmış federal statüden kaynaklı birçok hakkını, siyasi ekonomik özerkliğini iptal eden bir dizi karar almıştı. Karara Kürtlerden de tepkiler geldi. KDP karar üzerine acil bir toplantı yaptı. KDP siyasi bürosu Mesut Barzani başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapıldı. Açıklamada bu kararın anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Federal Yüksek Mahkeme'nin böyle bir yetkisinin olmadığı söylendi. Aynı şekilde aradaki sorunların çözümü için Bağdat'ta temasların devam edeceği bilgisi de verildi. Yine KDP'nin önemli siyasi şahsiyetlerinden Hoşyer Zebari Arap medyasına konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hoşyer Zebari Irak'ın da Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin de geleceğinden ciddi anlamda endişe duyuyorum dedi. Bize dönük olarak, Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ne dönük olarak en önemli tehdit de Federal Yüksek Mahkeme'nin almış olduğu bu keyfi kararlardan kaynaklanıyor dedi Zebari. Zebari kararların arkasında İran'ın olduğunu söyledi. Açık bir biçimde İran'a işaret etti. İran zaten başından beri hem Bağdat'a hem Erbil'e baskı yapıyor. Bizi kendi denetimindeki paramiliter güçlerin içinde yer aldığı direniş cephesinde görmek istiyor. Buraya katılmamız üzerine bize baskılar yapıyor. Geçmişte de Bağdat'a da bu konuda baskılar yapıldı. Hatta Celal Talabani Cumhurbaşkanı iken bile İran tarafından açık bir biçimde tehdit edildi dedi. Zebari, İran'dan kaynaklı bu kararların hayata geçirilmesine tevessül edilmesi durumunda ya da bu konuda Bağdat yönetiminin harekete geçmesi durumunda ciddi krizlerin çıkacağı uyarısında da bulundu. Aynı şekilde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkanı Neçirvan Barzani de Suudi medyasına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Neçirvan Barzani, Irak'ta federal sistem 20 yıldır hayata geçirilemedi. Anayasaya bunu yazdık ama pratiğe geçirilmesine izin verilmedi. Bu aslında şahıslarla ilgili de bir mesele değil, bir zihniyet meselesidir dedi. Bağdat'taki egemen zihniyetin federal sisteme geçit vermediğini, federal yönetimin hayata geçirilmesini istemediğini söyledi. Neçirvan Barzani konuyla ilgili sorulara, daha doğrusu Bağdat'ın bu kararların arkasında yatan nedenlerden biri olarak ortaya sürdüğü argümanlarına da bir cevap verdi. Gazeteci Neçirvan Barzani'den Bağdat sizin bir gün ayrılacağınızı düşünüyor. Acaba Bağdat'ın işi sıkı tutmasının ardında bu tür kaygılar yatıyor olabilir mi diye de soruyor. Neçirvan Barzani çok açık bir biçimde bizim Irak'tan ayrılma gibi bir talebimiz, bir niyetimiz yok. Kürdistan Bölgesel Hükümeti, Kürdistan Bölgesi Irak'tan ayrılmayı değil, anayasada yazılı haklarını istiyor. Haklarımızı istiyoruz diyor. Dolayısıyla konuyla ilgili tartışmalar sürüyor, sürecek bir süre daha da sürecek ama görüldüğü kadarıyla mahkemenin almış olduğu kararlar Kürdistan Bölgesel Hükümeti üzerinde, Kürtler üzerinde bir demokrasi kırıcı olarak, bir baskı unsuru olarak kullanacak. Çünkü Irak'ta da bir hukuk yok, adalet yok, bir mekanizma yok, hukuk devleti değil, hiçbir zaman da olmadı zaten. Şimdi bu kararları alanlar hayata geçirip geçirmeyeceklerine, siyasi ajandalarına, gidişata bakarak karar verecekler. Tabii Kürtler bu konuda çaresiz ve çözümsüz de değiller. Kürtlerin de ellerinde her ne kadar kendilerine ağır zarar vermiş olsa da 2017'de referandumda elde ettikleri bir sonuç var. Bir referandum kazanımı var. Onu devreye sokabilirler. Çünkü anlaşma ve uzlaşma zemini olmayacak gibi görünüyor ama nerede ipler kopacak? Ne zaman bir kalıcı nihai bir çözüm sağlanacak. İşte o bölgedeki gelişmelere bağlı olarak hayata geçecek. Irak'ın ne olacağı, Orta Doğu'nun ne olacağına bağlı. Orta Doğu'da yeni bir dizayn hayata geçirildiğinde, Orta Doğu yeniden yapılandırıldığında bu meselede Güney Kürdistan Bağdat ilişkileri de Irak'ın geleceği de bir biçimde nihai bir çözüme kavuşmuş olacak. Uzlaşma zemini zor görünüyor. Kürtlerin karşıtları Araplar, Şii Araplar, İran, bölgesel güçler,
bu kazanımların hayat bulmasını, kalıcılaşmasını, bir statüyle uluslararası alana çıkmasını pek de hazmetmiyorlar. Türkiye de bunların başında geliyor. Dolayısıyla bunun ne olacağını, nereye varacağını bölgedeki gidişat belirleyecek. Bir de tabii ki bu gidişata göre Kürtlerin hazırlık düzeyleri. Kürtler bunları ne kadar öngörebilecekler, gelişmelere göre ne kadar hazırlık yapacaklar ve ortaya çıkan riskleri nasıl bertaraf edecekler ve hangi araçlarla, hangi yöntemlerle, hangi siyasetle fırsatları değerlendirecekler, işte onlar da günümüzün hayat soruları olarak orta yerde duruyor. Ama kısa vadeli krizler devam etse de bir çözüm görünmüyor. Güney Kürdistan'da durum bu ama aynı şekilde Rojava'da da yine Rojava'nın geleceğine dönük olarak tehdit içeren yeni bir durum var. Güney Kürdistan'da Federal Yüksek Mahkeme'nin almış olduğu karar var. Rojava'da da bir kaos planı var. Bugün bu kaos planının ayrıntılarıyla ilgili Rojava medyasında, özgür basında geniş bir değerlendirme çıktı. Zeki Bedran imzalı bu değerlendirme Ronay gazetesinde yayınlandı, ANAFE'de çıktı. Dediğim gibi özgür basının diğer araçlarında da yayınlandı, yayınlanıyor. Önemli bir değerlendirme, hayati önemde bir değerlendirme. Çünkü Rojava'nın şu anda içinde bulunduğu durumu ve Rojava ile ilgili Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın ve Şam yönetiminin birlikte yaptığı kaos planı hazırlıklarını deşifre ediyor plan. Önemli ipuçları, önemli mesajlar veriyor. Bazı önemli gelişmeleri de kamuoyunun bilgisine sunuyor. Bu değerlendirmenin de amacı o, bir kamuoyu yaratmak. Kürdistan kamuoyunun Rojava'ya dönük bu tehdide dikkatlerini çekmek ve dolayısıyla Rojava konusunda bir hassasiyet yaratmak amacını da taşıyor. Önemli bir değerlendirme. Şimdi ona bakarım. Onun başlıklarını bir görelim bakalım. Ne tür tehditlerle, kaos planında ne tür hazırlıklarla Rojava'ya dönük özerk yönetimin darbelenmesine, statünün ortadan kaldırılmasına, oradaki kazanımların Kürtlerin ellerinden alınmasına dönük ne tür gelişmeler yaşanıyor, bir onlara bakalım. Rojava'da kaos planı Minbiç bölgesiyle başlıyor. Minbiç'te Türkiye'nin uzunca bir süredir o bölgeye dönük saldırıları var. Ağır topçu saldırıları oldu, obüs atışları oldu. Türkiye'ye bağlı cihadist çeteler de zaman zaman Minbiç'e, Şehbaya, Kobani'ye o bölgelere dönük saldırılarını sürdürdüler. Ancak bizim bugünkü değerlendirmeden anladığımız kadarıyla oradaki altyapı önemli ölçüde imha edilmiş. Çok büyük zararlar verilmiş, can kayıpları yaşanmış ve Türkiye Minbiç'e doğru bir askeri harekat hazırlıyor. Harekatını da tamamlamış. Rusya ile de bu konuda bir işbirliği yapmış. Türkiye ile Rusya arasında Minbiç konusunda bir işbirliği var ve Rusya bunu özerk yönetime dayatıyor. Rusya nasıl dayatıyor? Verilen bilgiye göre Rusya Minbiç'i terk edin, Şam rejimi gelsin oraya yerleşsin. Suriye askerleri gelmez ise siz buradan çıkmaz. Esad yönetimine Minbiç'i terk etmez iseniz Türkiye burayı işgal edecek. Bu baskılar sadece Rusya'dan değil, aynı şekilde İran'dan da geliyor. İran'da Türkiye Minbiç'i işgal ederse Halep'in kontrolü konusunda da önemli bir mevzi ele geçirmiş olacak. Halep'e dönük emelleri de Türkiye'nin biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Minbiç'i işgal etmemesi gerekiyor. Bunun için de sizin Minbiç'i Şam'a vermeniz gerekiyor diyor. Yani Şehba'da Minbiç, tabii Minbiç eğer işgal edilirse ya da özerk yönetim Minbiç'ten çekilirse Kobani'yi de korumak, Şehba'yı da korumak, Dir Rifat'ı da korumak mümkün olmayacak. Yani Fırat'ın batısından özerk yönetim tasfiye edilmiş olacak. Bugünkü değerlendirmede yapılan çağrıda bu çok net bir şekilde ortaya yere çıkıyor. Minbiç üzerinde bir plan var. Bu planın arkasında Türkiye, Rusya, İran var ve Şam rejimine burayı vermek istiyorlar. Ya Şam rejimine vereceksiniz ya Türkler burayı işgal edecek diyorlar ve Türklerin saldırıları da işgal hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Çok önemli. Tabii bu kadarla da sınırlı değil. Orada da yine bir takım yeni gelişmeler Fırat'ın doğusunda da var. Özellikle Deyrizor bölgesinde Zeki Bedran diyor ki Deyrizor'da da İranlılar sürekli olarak SDG kamplarına, SDG üslerine saldırılar düzenliyorlar. İran'a bağlı milisler oraya sevkiyat yapıyorlar, saldırıyorlar.
Bunu tabii ki Şam'la birlikte, Esad'la birlikte bir iş bölümü halinde yapıyorlar ve aynı şekilde Esad da o bölgede Arapları kışkırtıyor, silahlandırıyor, örgütlüyor, özerk yönetime karşı ayaklandırmaya çalışıyor. Deyrizor'da yeni bir savaş cephesi açılıyor diyor Bedran. Bu da çok önemli. Yani Münbiş'te böyle bir plan var, böyle bir hazırlık var. Aynı şekilde Deyrizor'da da devam eden böylesi bir tehlikeli saldırı ve ayaklanma girişimleri var. Bununla beraber Türkiye'nin de yine içinde olduğu Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin Kamışlı, Derik o bölgelerde Türkiye'nin yapmış olduğu saldırılara Rusya'nın sağladığı bir takım istihbari desteklerden de söz ediliyor yazıda. Oraya bir takım üsler kurdular. Normalde bu saldırıları engelleyeceklerdi. Ancak öyle anlaşılıyor ki engellemek bir yana Türkiye'ye destek veriyorlar diyor. Rusya'nın aynı şekilde özerk yönetimi Anayasa Komitesi'ne katılmaya ve Anayasa Komitesi ile ilgili yeni süreçte rol almaya zorladığı da belirtiliyor. Bu da Rojava'dan gelen başka bir haber, önemli bir haber. Biliyorsunuz Rojava'da bir toplumsal sözleşme yasası kabul edilmişti geçmişte. Bu toplumsal sözleşme aslında bir anayasa anlamına geliyordu ve geçenlerde özerk yönetimin ilgili birimleri, Suriye Demokratik Meclisi, Rojava'nın kurumsal birikimi toplumsal sözleşmeye dayanarak bir toplumsal sözleşme mahkemesi, yani Rojava için bir anayasa mahkemesi kurdular. Oradaki hukuki süreçleri, idari süreçleri denetleyecek, hukuki anlamda onlara bir çeki düzen verecek, onları sek ve idare edecek bir anayasa mahkemesi kurma kararı aldılar. Şimdi buna da bir tepki var ve Ruslar bundan vazgeçilmesini, bunun yerine işte Şam öncülüğünde Anayasa Komitesi'ne katılılmasını talep ediyor. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla Rojava'da bir kuşatma var. Rusya başı çekiyor. Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Rojava'da özerk yönetimin sahip olduğu imkanları ellerinden almak, özerk yönetimi darbelemek, Münbiç'i işgal etmek, Deyrizor'da bir savaş cephesi açmak, Arapları ayaklandırmak, bir kaos ortamı yaratarak orayı ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten Zeki Bedran'ın da yapmış olduğu açıklama, değerlendirme, çağrı bunu çok açık bir biçimde, ayrıntılı olarak maddeler halinde ifade ediyor. Şimdi tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir yanıt vereceği, ne yapacağı önem kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında da biliyorsunuz yeni dönemde bir takım iyileşme emareleri var, iyiye giden ilişkiler var. Bununla ilgili gelişmeleri sizinle birkaç video önce de paylaşmıştım. Amerika'nın tutumunda Fırat'ın doğusuna dönük olarak bir değişiklik gözlenmiyor. İran'ın saldırıları devam ediyor. Amerikalılar bu saldırılara dönük olarak bir takım yeni sistemler de bölgeye gönderdiler. Takviye güçle gönderdiler. Fakat bir ayaklama ortamında bir yeniden bu Arap çetelerle Şam'ın örgütlediği milislerle, İran milisleriyle, ortak kargaşa yaratacak güçlerle yeni bir çatışma ortamında Amerika'nın tavrı ne olur? Onu kestirmek biraz zor. İkincisi de şu, Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda en azından Rojava'nın Heseki, Kamışlı, Derik, Rakka, Deyrizor'a kadar olan bölgede konumunu, ilişkisini, oradaki varlığın devamı konusunda ısrar edeceği anlaşılıyor. Amerikalılardan gelen mesajlar da buna işaret ediyor. Bu arada Biden'in baş danışmanı Brett McCurk'un da SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani'yi telefonla aradığı bilgisi var. Tabii bu telefon konuşmasının içeriği yayınlanmadı. SDG yetkilileri, özerk yönetim arzu ederse bunu ilgili basın büroları üzerinden açıklarlar. Açıklanmadı ama öyle anlaşılıyor ki yani bu telefon trafiği de Brett McCurk'un Mazlum Kobani'yi araması da bölgedeki son gelişmelerle alakalı görünüyor. Dediğim gibi Rojava'ya dönük de bir tehdit var. Bu tehdidin içeriğini ve boyutlarını Rojava kendisi açıklıyor. Böyle bir çağrı yapıyor. Dolayısıyla buna sessiz kalmamak gerekiyor. Türkiye'nin Münbiç'e dönük bir operasyonu, yeni bir işgal girişimi başlarsa dediğim gibi Fırat'ın batısından özerk yönetimin
tasfiyesi ortadan kaldırılması gündeme gelir. Zaten Afrin orada işgal edilmiş. Göçmenler şahbada yaşıyorlar. Şimdi Minbiç'te Tel Rifat'ta işgal edilirse Kobani'nin ayakta durması neredeyse imkansız hale gelecek. Dolayısıyla Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın ve Suriye'nin özellikle yönetim üzerindeki bu baskılarını ciddiye almak gerekiyor. Buna dönük olarak Rojava'nın yapacağı hamleleri, vereceği karşılığı da yakından izlemek ve desteklemek gerekiyor. Güney Kürdistan ve Rojava ile ilgili gelişmeler böyle. Her iki kazanımların da aslında aynı süreçte tehdit altında olması tesadüf değil. Dediğim gibi bölgede yeni bir süreç var. Bölge yeniden yapılanacak. Bölge yapılanmadan önce Kürt düşmanı Kürdistan'ı işgal etmiş bu sömürgeci devletler ellerini çabuk tutmak, Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmak, yeni dizayında Kürtleri yeniden tarihin karanlığına itmek istiyorlar. Buna güçler yetecek mi, yetmeyecek mi? Onu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ancak artık dediğim gibi bıçak sırtı gideceğiz. Bir yandan böyle ciddi tehditler var. Kürtlerin geleceğini karartmaya dönük tehditler var. Öbür yandan da fırsatlar var. Kürtlerin tarih sahnesine kalıcı bir biçimde çıkmalarına hizmet edecek, Kürtlerin dünya uluslararası ailesi içerisinde bir yerleri statüsünün olmasına fırsat verecek bir zemin de var. Önemli olan bu güçler dengesinde, bu hesaplaşmada, bu nihai düzenlemede Kürtlerin de birlikte bu süreci omuzlamaları. Onu da şundan söylüyorum. Kaç gündür bu Güney Kürdistan'la ilgili gelişmeler tartışılıyor. Yani ne zaman Güney Kürdistan'ın geleceğine, statüsüne, birikimine, oradaki kazanımlarına dönük bir tehdit olsa birileri bundan sanki hoşnutmuş gibi davranıyor. Ne zaman Rojava'ya dönük bir saldırı olsa, bir tehdit olsa bir başka birileri de bundan hoşnutmuş gibi davranıyor. Bu asla Kürtlüğe, yurtseverliğe, bırakın insanlığı, yakışmayan bir durumdur. Bütün kazanımlar Kürtlerindir. Kürtler partileri arasında sorun olur, sıkıntı olur. KDP'yi de eleştirebilirsiniz, PKK'yı de eleştirebilirsiniz, yine KDP, YD'yi de. Önemli değil. Önemli olan düşmana karşı KDP'yi de, PKK'yı de, yine KDP, YD'yi de desteklemektir. Gözümüzün düşmanda olmasıdır önemli olan. Kendi aramızdaki sorunlar zaten bitmiyor. Bitecek gibi de görünmüyor. Ama önemli olan bu sorunlara rağmen bir arada durabilmeyi, basireti göstermek ve yine aradaki bu siyasi rekabete rağmen düşmanlardan kaynaklı Kürtlerin geleceğini tehdit eden Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük her türlü girişime ama her türlü girişime ortak bir ulusal refleksle, ortak bir ruhla, milli bir ruhla karşılık vermektir. Dolayısıyla asla ve asla Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin, İran'ın Kürtlere dönük saldırılarından bir Kürt'ün, ki onlar da çok azınlıklar da çok şükür Kürt toplumu öyle düşünmüyor. Bir Kürt'ün hoşnut olması düşünülemez. Düşünmemeliyiz de. Hayati bir dönemdeyiz. Güney kaybederse Rojava kaybeder, Rojava kaybederse Güney kaybeder. Rojava ve Güney kaybederse Kuzey kaybeder, Rojava Güney ve Kuzey kaybederse Roşilat kaybeder, hepimiz kaybederiz. Sorumluluk hepimizindir. Dolayısıyla bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Bu kazanımlar önemlidir, hayatidir. Bunların çok ağır bedelleri var. Rojava da çok ağır bedel ödedi. Güney Kürdistan da çok ağır bedel ödedi. Bu bedeller hepimizin ödediği bedellerdir. Dolayısıyla buraya sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Kürtlerin özgürlük umutları bu parçalar üzerinden yükselmektedir. Bunları boğmak isteyen bir bölgesel gericilik var. Onların arkasında Rusya var, işgalci devletlerin. Hem Güney Kürdistan'da hem medya savunma alanlarında hem Şengal'de hem Rojava'da bizi bekleyen ağır da bir süreç var. Buna karşı bizim de karşı karşıya kaldığımız tarihsel sorumluluklar, yükümlülükler, görevler var. Bunlardan kaçınamayız. Kürtler arasında bu arada nifak ekmeye çalışan Kürtler arası ilişkileri yapıcı bir biçimde değerlendirmek yerine daha da kötüleştirmeye çalışan her türlü eğilimden, her türlü girişimden de uzak durmak gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size sağlıklı bir gün diliyorum.